Buna göre Medeni Kanunun kabul edilmesinin aşağıdaki sonuçlardan hangisine ortam hazırladığı söylenemez. Osmanlı Devleti'nin hukuk birliği yoktu. Müslümanların birbirleri olan ilişkilerini düzenleyen mecelle yasası dinsel hükümlere dayanıyordu ve toplumsal gereksinimleri karşılamıyordu. Müslüman olmayanlara ise birbirleriyle olan ilişkilerinde kendi dinsel inançlarına dayanan hukuk kurallarını uygulama hakkı tanınmıştı. Tüm bu sorunları ortadan kaldırmak için yeni bir medeni kanuna ihtiyaç vardı. Bu doğrultuda Avrupa'da kabul edilen en son yasa olan İsviçre Medeni Kanunu 17 Şubat 1926'da Türk toplumunun yapısına uygun olarak düzenlenip kabul edildi ve 4 Ekim 1926'da yürürlüğe girdi. Erkeğin üstün olduğu bir toplum yapısının kabul görmesi B Hukuk alanındaki ikililiğin ortadan kaldırılması. Dolayısıyla Medeni Kanun'dan bahsediliyor. Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle e, oluşan ortamdan bahsedildiği için hukuk birliğinin olmadığı bir yerde Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle hukuk birliği sağlanır. Dolayısıyla hukuk alanındaki ikililik ortadan kaldırılmış olur toplumun hukuksal alanda yaşadığı sorunlar ortadan kaldırılmıştır. Peki toplumda hukuksal alanda sorunlar var mıdır? Bakıldığında toplumsal gereksinimleri karşılayamıyor olması toplumun hukuk alanında sorun yaşadığı bilgisine bizi ulaştırır ki medeni kanun kabul edilmesiyle de bu sorunlar ortadan kaldırılmış olur. Laik bir hukuk sistemine geçilmiştir. Peki mecelle vardır eskiden. Mecelle neye dayanmaktadır? Dinsel hükümlere dayanmaktadır. Dolayısıyla mecellenin yerine medeni kanunun kabul edilmesiyle de artık din değil, akıl ve bilimin etkili olduğu kuralları geçerlidir. Layık bir hukuk sistemine geçildi bilgisine de ulaşırız. Fakat erkeğin üstün olduğu bir toplum yapısının kabul görmesi ifadesine ortam hazırlamamıştır. Yanıtımız A.